Buyurun, her ile bir üniversite açacağız dediniz. Açtınız da. Ancak her üniversiteye bir yurt, her öğrenci için barınma garantisi veremediniz. Yurtların sayısı az. Barınma için asgari koşullar sağlanamaz durumda. Kız öğrenciler için zorluk daha fazla. Giriş çıkış yasaklarını bir tarafa bırakalım. Taciz vakaları her daim gündemde. Devlet yurtlarda nicelik ve nitelik sorunlarını çözemediği için kanunsuz, keyfi bir kısmı merdiven altı cemaat yurtları çocuklarımızı ve geleceklerini tutsaklaştırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların önüne geçmiş olan cemaat yurtlarına baktığımızda aslında FETÖ'nün köklerinin de bu yurtlar içerisinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Halkın parasıyla kızlarını, oğullarını, damatlarını eğitim vakfı sahibi yapanlar, bizim oğullarımızı, kızlarımızı ise gerici eğitimin kölesi yapmak için devletin imkanlarını kullanıyorlar. Ve gördük ki bugün bu yurtlardan ya ensarcı hocalar ya da darbeci subaylar çıkıyor. Ve ne yapıyorlar? Birisi geliyor bir gece ansızın meclisi bombalıyor. Öteki gidiyor onlarca çocuğa tecavüz ediyor. Çocuklarımızın ne FETÖ'nün ne de başka cemaatlerin beyin yıkama merkezlerinde kalmasını, devletin buna çanak tutmasını istemiyoruz da kabul etmiyoruz da. FETÖ yurtlarının kurulmasına izin verdiniz. Sayısız çocuk istismarının yaşandığı bu yurtları bizzat korudunuz, kolladınız. Bu yetmedi. Binlerce çocuğumuzu hayata küstürecek bir gece yarısı önergesiyle, bir karabasanla karşımıza çıktınız. Neyse ki bu ülkenin bütün kadınları ayaklandılar. Bir gecede tasarıyı geri çektiniz. Bir daha anladınız Sayın ki Sayın Dalkılıç lütfen istirham ediyorum. Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olduğunda. Günlerdir sosyal medyada, sokakta baş kaldıran kadınlara, o önergeyi geri çektiren kadınlara selam olsun diyorum.